denklemin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre M nedir diyor. Eğer bir denklemin çözüm kümesi boş küme çıkıyorsa bir kere değişken yok olmalı. Biz değişkenlerimiz yani x'leri aynı tarafa toplamayı deneyelim. Normalde öyle çözeriz zaten. Değişkenleri yani x'leri aynı tarafa toplayarak. Şuradaki 2 sayısını sağ tarafa yolluyorum. Buradaki x ifadeleri de sola doğru alalım. Yani 5mx sola gelecek, eksi 4x yine sola gelecek. Solda 3mx zaten vardı. Onu yazıyorum. Burada artı x vardı zaten. Onu da yazıyorum. Eksi 4x var. Sola aldık. Artı 4x oldu. Burada 5mx vardı. Sola aldık. Eksi 5mx oldu. Eşittir. Sağ tarafta zaten artı 1'imiz vardı. Burada artı 2 var. Sağ tarafa atacağız. Eksi 2 olacak. Şimdi kalanlara bakalım. Burası 3mx. Eksi 5mx. Kat sayılarını çıkarıyorum. 3m'den 5m çıkarıyorum. Eksi 2mx olacak. X artı 4x. Bunların toplamı da 5x olur. Eşittir. Sağ tarafımız 1 eksi 2'den eksi 1 çıkacak. Şimdi şunu unutmamalıyız. Eğer boş küme çıkaracaksak bir kere x'leri yok etmeliyiz. X'ler yok olmalı. X'lerin yok olması için de şu 2'nin, şu ikilinin birbirini sıfırlaması lazım. Yani eksi 2m artı 5'in 0 çıkması lazım. Ki x'ler yok olsun. Eğer şurası yani 2m yerinde biz 5 görüyor olsaydık ifademiz şöyle olurdu. Eksi 5x artı 5x sol taraf 0 gelirdi. X'ler yok olurdu. Demek ki şunlar birbirine eşit olacak. Yani 2m sayısı 5'e eşit olacak. Eğer 2m sayısı 5 ise m sayısı da 5 bölü 2 olur. Gerçekten sağlamasını yapalım. Biz eğer 2m yerine 5 yazarsak, yani şuraya 5 yazarsak, eksi 5x artı 5x eşittir eksi 1 olur. Bunlar birbirini götürecek. 0 eşittir eksi 1 çıkacak. Değişken yok oluyor. Geriye yanlış bir şey kalıyor. Değişken yok olup geriye yanlış bir şey kalıyorsa da çözüm kümesi boş küme oluyordu. M'miz 5 bölü 2 olacak yani.